Şimdi Adnan Erenköy deyince bir de Erenköy'den ilgili bir bando hatırası geldi aklıma. Anlatmazsam bunda boşluk olur. Anlat tabii. Ne demek? Şimdi 1971'de, şimdi her sene yapılıyor ya bu şehitliğe gidip de şehitleri alma. Evet. Yine şehitliğe gidildi. O zaman şehitler anılacak, Erenköy şehitleri. Biz de bando, işte o şeyde görülen o sırmalı üniformalarına falan filan. Ama yolda biz giderken Erenköy'e, Mansura'da birkaç tane böyle turist kız dikkatimizi çekti. Şöyle mini eteğin en doruklu olduğu zamanlar. Mini etekli turist kızlar dikkatimizi çekti. Hem de Mansura'da. Mansura'da. Giderler Poli'ye mi, Bafa mı, nereye gidecekler artık bilmem. Bir de böyle kalabalık tabii delikanlı grubu falan. Yani bakan makan olmuştur, lahmabatan olmuştur. Kızların da etkisini biz çektik. Evet. Tabii Rum bölgesiyiz, siviliz. Yani onu da söyleyeyim. Bando kıyafeti değil. Bando kıyafetiyle değil tabii. Geçtik, girdik Erenköy'e. Hemen üstümüzü değiştik. Geldik şey o giriş kapısı vardı şeyde. Böyle dikili bir araba vardı. Hele varsa bilmem. O araba. Oraya geldik ve biz çalarak şehitliğe doğru yürüyoruz şimdi. Bu kızlar da bizi yetişti. Görünceler bizi o halde. Takıldılar peşimize. Çıkardılar şeylerinin şantarından birer kamera. Ve film almaya başladılar bizi. Biz çala çala gittik şehitliğe girdik. Sevgili Rauf Denktaş falan da böyle. O zaman için çok önemli şeyler. Tabii. Rauf Denktaş oraya katılmış töreni falan. Bilmem bizde Lefke Mücahitler bandosu falan. Kürsünün yanına bando dizildi. Sağ yanda da Sayın Denktaş ve zamanın şeyi. Komutanı. Zamanın işte ileri gelenleri. Sancaklar falan. Sancaklar falan. Ve biz İstiklal Marşı'na başladık. Şimdi İstiklal Marşı'nın ilk tonlarını bilirsiniz. Dın 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 diye gider. Tam biz başladık çalmaya. O kız geldi karşımıza. Yere çömeldi. Yere çömeldi ve bizi film çekecek. Mini etekli. Bizim yarabbim. Trompetlerin sesi şöyle gelişti. Dın 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 dın.